Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Genel başkanlık yarışında aday olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na konuşması sırasında bir takım eleştirilerde bulundu. Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özel'in eleştirilerinin ardından tekrar mikrofonu aldı ve rakibine yanıt verdi. Özel ile uzun yıllar beraber çalıştıklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Danışma kurulunda ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Soru işareti. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet, listeye koyduk, seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün parti meclisine seçmediği emekli bir büyükelçi ben nasıl, hangi gerekçeyle MHK'ya taşıyacağım? Değerli arkadaşlarım, eleştiriye açığım. Benim kadar eleştiriye açık olan hiç kimse yoktur. Parti meclisinde beni eleştirene asla ve asla sözünü kesmem ve dinlerim. Olur ya, eleştiriden yaralanacağım bir şey olur mu diye. Ve yine kısaca, keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Ya çipin yatırımını yapacağız. Türkiye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidiyorum. MIT'ye gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyor da beni dinlemiyor demektir. Benim ne yaptığımı bilmeyen bu ülkenin, bakınız, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye'nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, dünyanın en önemli üniversiteleriyle görüştüm. Benim İngiltere'ye, benim Almanya'ya gittiğimi, Almanya yapay zeka merkezi. 60 yıldır kurulan İngiltere'deki yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülkeye devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve ben bunu defalarca söylüyorum. Ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye'yi değiştiremezler ve dönüştüremezler.